Hocam Ali İmran 7. ayeti kısaca anlatır mısınız? Demiş bir kişi. Ali İmran 7. ayet şöyle diyor Allahü Teala Huvellezi enzele aleykel kitap Sana bu kitabı indirmiş olan otur. Minhu ayatun muhkemat Muhkem ayetler yani hüküm ifade eden ayetler ondandır. Yani okuyorsun, bakıyorsun ha. Bir şey anlatıyor. Tamam. Ve o karum teşabihat diğerleri de o muhkeme benzeyen ayetlerdir. Çünkü Allahü Teala şeyde diyor ki Hud suresinin hikayetinde Elif <laughs> Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sümme <laughs> ile sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır açıklayan ayetlerle açıklanan ayet arasında benzerlik olacak ki şey yapasınız ona da müteşabih deniyor yani. Ve bizim Türkçede de bu kelime teşbih denir. Yani. birisinin birini diğerine benzettiğiniz zaman müteşabih de birbirine benzeyen iki şey anlamına gelir. Yani muhkem ayeti açıklayan müteşabih ayettir. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ Kalplerinde kayma olanlar. Kalbinde kayma olan ne demek? kendi kafasındakini dine söyletmek istiyor. Az önce anlattık. Yani <laughs> kendi kafasında dine, dine, dine söyletmek için ayetleri sağa sola çekerler. Feet tabi'un ma teşabeha minhu kendi zihnindekine benzeyen bir şeyin peşinde koşar, tabi olur. Mesela anlatırlar bu Ali İmran suresinin inmesine sebep olan Necran, Hristiyan heyeti olarak kabul edilir. İşte soruyorlar Resulullah'a sen Muhammed şey için İsa için Allah'ın kelimesi ve ruhudur diyor musun? Evet diyorum. Ha, bu bize yeter. Başkasına gerek yok. Yani Allah'ın Rasulüdür, Allah'ın kuludur kısmını duymak istemiyorlar. İlgili kısmı şey yaptılar mı? Hoşlarına gelen bir iki kelimeyi aldılar mı? Tamam. Orada onunla yetiniyorlar. İşte şeyde de az önce şey yaptık. Cariyelerle ilişkiyi caiz görenler tutarlar aile aile içi, içi ilişkileri anlatan ayetleri kendi arzularına göre yönlendirerek cariyelerle ilişkiye fetva verirler ki o ayet eğer o manaya olursa senin karının da köle ile ilişkiye girmesi gerekir. Yok, o olmaz. Kendileri yapacak. Kadınlara yok. Halbuki ayette çok açık bir şekilde Allahü Teala der ki, Nur suresinin 32. ayetinde der ki, en eya ma İçinizde evli olmayanları evlendirin ve salihin emin ibadikum ve imaikum erkek ve kadın esirlerden de uygun olanları evlendirin. Peki esir nasıl evlenir? İn yekunu fukara yunihumullah min fadli. Eğer fakirseler Allah onu ikramlarıyla o ihtiyaçlarını karşılar diyor. Vallahu vasiun alim. Allah'ın imkanları geniştir. Herkesin durumunu bilir. Ondan sonra diyor ki: "Ve liyestaffil ladine la yecidun Evlenme imkanı bulamayanlar iffetli davransınlar. Zaten Nisa suresinin 25. ayetinde de esir kadınlar için aynen hür kadınlar için söylenen ifadeler muhsanat yani kendini kale gibi korumuş kadınlar, gayre müsafihat açık sezina yapmamış ve la mutakhidat haktan gizli dosta tutunmamış. Bu şartlar yani hürler için neyse esirler için de her şey aynı iken mezheplerden hiç birisi bu ayetleri görmez. Niye? Hesaplarına gelmez. Cariye için fetva verecekler. İşte faiz için fetva verecekleri için hiçbirisi faizle ilgili ayetleri görmez. Hiçbirisi Resulullah'ın faizle ilgili tanımlamalarını almaz. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ zeygun. Baştan bir kere kararlaştırmış. Şuna fetva vereceğim. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنُوا Hesabına gelene uyar. Gelmeyene değil. İptiga el fitne, fitne çıkaracak. Yani sıkıntı meydana getirecek. Adam diyecek ki ya bu Allah'ın dini nasıl olsun kardeşim? Ben bu dine nasıl inanayım diyecek. Ve iptiga <laughs> tevili, tevil de bir bağlantı. Kendi arzu ettiği tarafa bağlantı kurmak için. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Ayetlerin bağlantılarını sadece Allah bilir. Yani şimdi şurada diyelim bir tane bilgisayar cihazı koydunuz, 220 voltluk elektrikli ya da 110 voltluk elektrikle çalışıyor Pir şey 220 voltluk şeye taktınız prize ne yapar? Yakar değil mi? Kardeşim bak bunun fabrikası buraya 110 diye yazmış. İşte o fişi prize takmak tevilin Arapçası, Arapça anlamıdır yani. İ i̇lişkiyi kurabilmek. Te, te, e, ve ma ya'lemu illallah o ayetin bağlantısını Allah'tan başkası bilmez. Onun için Allah onu o, o şekilde yapmıştır. Sen bak Allah'ın koyduğu benzerliklere göre hareket et. Ve râsihûne fil ilim bu ilimde sağlam duruşlu olanlar. O ilim ne? O da Araf suresinin 52. ayetinde Allahü Teala'nın وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكْتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ Ona, Onlara bir kitap getirdik. Bir ilme göre de onu ayrıntılı bir şekilde açıkladık dediğidir. Ama maalesef mezheplerin tamamında bu ilim unutulmuştur. Bu ilimi tabii ki unutacaksın. Unutursan mezhep oluşmaz ki. Tek bir görüş ortaya çıkar. E mezhep ol mezhep oluşacak kardeş. Bakıyorsunuz ki bütün batıllar da ittifak edilmiş, hakta ihtilaf edilmiş. Evet öyle. Hak olan da ihtilaf ediliyor, batıl ittifak ediliyor. Ve mezhep oluşuyor. Tek bir merkezden oluşturulduğu kesin bu mezheplerin. Kendi başına oluşması mümkün değil yani. Evet, ondan sonra <laughs> ve ma yezekkeru illa ulul bab bu bilgiyi ancak sağlam duruşlu olan kişiler elde ederler.